Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir konudan bahsedeceğim. Bugün ekipman incelemeyeceğiz. Bunun yerine artık güncel kameralarda sunulan RAW formatı ile ilgili işte medium ve small boyutta RAW çekebiliyorsunuz. Şimdi eski nesil kameralarda yoktu bunlar ama güncel gövdelerde artık bunları rastlayabiliyorsunuz. Şimdi bildiğiniz gibi eğer RAW çektiyseniz ya da RAW fotoğrafların boyutu yüksek oluyor. Yani normal bir kameranın aynı JPEG'i ve RAW'unu kıyasladığım zaman aşağı yukarı 3-4 kat fark olabiliyor. Yani JPEG 10 MB iken RAW bunu 40 MB'ı bulabiliyor. Yani kartta daha fazla yer kaplıyor. Saklaması, taşıması sıkıntı. Şimdi burada yanılıp şey yapabilirsiniz. Yani ya düşük boyutta RAW çekeyim, elimde bulunsun işlerim diye. Aslında olay öyle ilerlemiyor. Ya da şöyle bir durum var. Yani çekime gittiniz, kartınız doldu, fotoğrafları silemiyorsunuz. İşte bu durumda şey de yapabilirsiniz. Yani hani düşük boyutta RAW çekeyim diye tavsiyem yapmayın. Şimdi bunları açıklamaya çalışacağım. Bundan sonrasında ekran görüntüsüyle birlikte hem Canon 6D, EOS 6D'nin örnekleri hem de Nikon D810'un örnekleri var. Şimdi burada marka kötüleme gibi bir şeyimiz yok. Zaten kameraların RAW'ları iyi ama siz medium veya small çektiğiniz zaman bunların kalitesi düşüyor. Bununla ilgili de zamanında ben RAW Digger'da okumuştum bunu. Nikon tarafında sanırsam D4 veya D4S'ti. Nikon ilk o gövdeleri sunmuştu galiba. Ya da muhtemelen profesyonel tarafta olduğu için yani tutup amatör kameraya bunu koyacak değiller ilk başta. D4 veya D4S emin değilim buna koymuşlardı. RAW Digger'da bunu incelemiş. Yani RAW'ların bilgilerini, RAW'ları inceleyip RAW fotoğrafların yani düşük boyuttaki RAW fotoğrafların datalarını incelemiş ve böyle bir liste yayınlamış. Yani 8-9 maddelik. Ben de size onları açıklamaya çalışacağım burada. Burada şimdi ilk maddede bahsettiği şey arkadaşlar düşük boyuttaki RAW'ların RGB datası içermediğini, bunun yerine Y, CB ve CR dediğimiz data içeriyor. Peki bunlar ne demek arkadaşlar? Şimdi Y datası burada RGB yerine Y luminance yani görüntünün parlaklığını belirtiyor. Onun dışında CB dediğimiz CB datası da burada arkadaşlar. Görüntüdeki mavi ve referans mavi arasındaki referans bilgiyi içeriyor. Onun dışında CR de arkadaşlar kırmızı ve referans kırmızı. Bu ikisi arasındaki farkı içeriyor. Onun dışında diğer detaylar. Burada okuduğum datanın arkadaşlar 11 bit olduğunu söylüyor. Bildiğiniz gibi JPEG 8 bitti. RAW'lar 12 bitti ama buradaki veri 11 bit diyor. Onun dışında tone curve uygulanmış bir şekilde geliyor diyor. Veriye. Onun dışında kamera içindeki white balance verisi fotoğrafa aşağı yukarı uygulanıyor diyor. Zaten düşük boyuttaki RAW fotoğrafa beyaz ayarıyla yani beyaz ayarını değiştirmeye çalıştığım zaman yine normal RAW gibi sonuç vermiyor. Burada da haklılar. Onun dışında piksel sayısı 4 kat daha az diyor. Tabii bu seçtiğiniz boyuta göre değişebilir. Muhtemelen o incelikleri kamerayla ilgili bir durum bu. Onun dışında arkadaşlar renk bilgisi yatay renk bilgisi pikseller arası paylaşılabiliyor diyor. Bu ne demek? Paylaşım tabii iyidir ama burada arkadaşlar bahsettiği şey yani diğer bir değişe demiş. Chroma diğer pikselleri de yayılabiliyor. Onları da etkileyebiliyor demiş. Onun dışında dosya boyutu ciddi anlamda düşük. Yani normal bir RAW görüntü gibi değil. Özellikle demiş ki işte 12 bit kayıpsız sıkıştırılan NEF'e göre Nikon elektronik format, RAW formatı Nikon'un NEF ona göre çok daha düşük demiş dosya boyutu. Onun dışında normal NEF dosyalarına göre yani normal RAW'lara göre bunları kıyasladığınız zaman bir takım yine ayarlamalar yapılıyor demiş. Bununla ilgili şimdi arkadaşlar başka şimdi bunun sonuç olarak da şöyle bir konudan bahsediyor. Veri kaybı yaşıyorsunuz. Renklerde kayıp yaşıyorsunuz. Dinamik aralıkta ciddi fark yaşıyorsunuz diyor. Onun dışında gölgelerde yine işlemeye kalktığınız zaman gölgeleri onunla ilgili biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor. Ya onunla ilgili problemler var diyor. Bu sitenin linkini paylaşacağım ben videonun altında. Oradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz yine. İngilizcesi olanlar buradan inceleyebilirler detaylı bir şekilde yine. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Ekran görüntüsüne oradan devam edelim birlikte. Evet arkadaşlar şimdi iki Canon, iki Nikon örneği var. Burada ben şimdi Canon'ları seçip ikisini de Adobe Photoshop'a aktarıyorum. Kamera RAW'la açıyorum bunları. Şimdi iki görüntüyü de seçeceğim birlikte. Buradan ilk yapacağım şey arkadaşlar kamera calibration bölümünden
Kamera standardı seçip devam etmek. Şimdi üstteki tam boyutta, alttaki de düşük boyutta olan rollar. Bunları şimdi hiçbir işlem yapmadan ikisini seçip şu parlak alanlara yaklaşayım. Burada şimdi üstteki tam boyutta, alttaki düşük boyutta. Arada çok daha olsa bir dinamik aralık farkı var. Şöyle aşağı yukarı gittiğim zaman görebiliyorsunuz. Yani tam boyuttakinin veri yoğunluğu daha iyi, daha iyi sonuç verebiliyor bu haliyle bile bize. Şimdi burada benim yapacağım şey, şurada highlightları biraz düşürelim. Baya baya düşürelim hatta. Son eksi 100 alalım. Üstteki tam boyutta, alttaki düşük boyuttaydı. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Yani ciddi anlamda dinamik aralık farkı var iki görüntü arasında. Şimdi yine iki görüntüyü seçip biraz küçültelim tekrardan. Gölgeleri yine sıfırlayalım arkadaşlar, yüksek alanları. Şimdi gölgeleri açalım. Bunları da artı 100 yapalım. Yine bayağı zorlayalım yani dosyaları. Şimdi üstteki tam boyutta buradaki yastık, koltuğun yastığı siyah renkte. Bu da griye doğru biraz kaçtı. Buradaysa yeşile doğru biraz kaçtı gördüğünüz gibi. Yani renk tutarlılığı devam etmiyor. Onu söyleyeyim düşük boyutta RAW çektiğiniz zaman. Şimdi yine ikisini de seçip arkadaşlar beyaz ayarıyla oynayalım. Artıralım biraz böyle. Yine üstteki tam boyutta, alttaki düşük boyutta aradaki farkı görüyorsunuz. Yani renklerle oynadığınızda da düzgün renkler alamayabilirsiniz. Beyaz ayarı tarafında dahi. Şimdi bunları geçelim arkadaşlar Nikon örneklerine. Buradan Nikonları seçelim. Nikonları aktaralım şimdi. Şimdi ikisi arasında da burada baktığınız zaman gölge alanlarda biraz fark var iki görüntü arasında. Yine ben ikisini seçiyorum buradan. Tekrardan kamera calibration bölümünden. Burada yine kamera standardını seçip devam edeceğim. Şimdi ilk başta yine highlights ile oynayalım. Yani yüksek ışıklarla. Bunu biraz düşüreyim. Yani Nikon tarafında sonuç daha farklı. Üstteki düşük boyutta olan RAW, alttaki büyük boyutta olan RAW. Yani eksi 50'den sonra görüntü saçmalamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Yani düzgün işlem yapamıyorsunuz böyle bir RAW görüntüyle. Şimdi gölgeleri biraz açalım aynı şekilde. Gölgelerde de yine arkadaşlar %60 civarında gördüğünüz gibi. Yani %50'den sonra gölge bile açamıyorsunuz. Hatta o kadar bile açmadan bile yani renkler böyle kötüleşmeye başlıyor. Siyahlar griye doğru gidiyor, yeşile doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Bunları yine sıfırlayalım. Burada şimdi biraz da pozlamayla oynayalım. Yani RAW görüntü alıp parça parça bölge bölge işleyebiliriz. Burada ben yine pozlamamı biraz artırayım. İki stop artırayım burada. Şimdi yine ikisini hatta şöyle yukarıdan aşağı geldiğim zaman farkı görebiliyorsunuz. Tam boyuttakinde gölgeler açabiliyorsunuz. Düşük boyuttakinde açamıyorsunuz. Biraz daha artırayım ben. İyice abartayım bu olayı. Gördüğünüz gibi yani şu karanlık alanlarda neredeyse hiç detay yokken tam boyuttakinde yeterli detay var. Yani bölge böyle bölge bölge işlediğiniz zaman burada da yine iyi sonuç alabilirsiniz. Yüksek boyuttaki RAW'da Nikon tarafında.